Manneken pis. Manneken pis, Flemenkçe işeyen küçük çocuk anlamına gelir. Fransızlar da bu heykeli yine işeyen küçük çocuk anlamına gelen Le Petit Julien olarak isimlendirirler. Bronzdan yapılmış olan bu çocuk heykeli 61 cm boyundadır. Tahmini olarak 1618 veya 1619 yılında yerine yerleştirilmiş olan bu heykelcik, Brüksel'in en ünlü turistik simgelerinden biridir. Manneken Pis, halka açık bir çeşme, Belçika'nın maskotu ve çok sayıda ilginç ve şaşırtıcı hikayenin de kahramanı. Lordlar ve krallardan hediyeler aldı ve hatta birkaç kez de kaçırıldı. Tarihi geçmişi zengin olan bu yapı, zamanla Belçika'nın simgesi haline geldi. Orta Çağ döneminden bir erkek çocuğu. Orta Çağ döneminde adı kelimenin tam anlamıyla çişini yapan küçük erkek çocuğu anlamına geliyordu. Manneken Pis adını almadan önce Petit Julien yani Küçük Julien olarak biliniyordu. Çeşmeye dair onlarca masal, destan, hikaye bulabilirsiniz. Popüler hikayelerden birine göre Brüksel şehrini kurtaran bu oğlan çocuğuymuş. Bu hikayede o zamanlar Brüksel'deki düşmanlar geri çekilir gibi yaparken aslında kentin altına barut saklıyorlardı. Julien isimli küçük bir çocuk alev alan fitili gördü ve çabucak üzerine işeyerek söndürdü. Bunun üzerine halk da büyük bir faciayı önleyen bu çocuğun heykelini yaptılar. Manneken Pis, tarih boyunca birkaç kez çalındı ve geri alındı. 1745 yılında İngiliz askerleri tarafından çalındı ancak tekrar geri alındı. Tekrar 1747'de Fransız ordusu tarafından çalındı. Brüksellliler ise bu duruma isyan etti ve neredeyse büyük bir ayaklanma olacaktı. Fransa kralı askerlerinin yaptığını telafi etmek için Manneken Pis'i altın ile işlenmiş kıyafetlerle Brüksellilere geri verdi.